pasaport seyahat özgürlüğüyle ilgilidir. Dolayısıyla hak ve özgürlüklerin özüne dokunan ve onları ortadan kaldırıcı nitelikte olan davalarda dava açma süresiyle bağlı kalınmasına gerek yoktur. Çünkü bunun süre gelen etkisi vardır diyor. Böyle bir iştahı var. Dolayısıyla hani o anlamda çok da o sürelerle bağlı değilsiniz. Dava açma süresi açısından sürelerin hesaplanmasında size tebliğ edildiği tarihten sonraki günden itibaren hesaplamayı yapmamız gerekiyor. Süre hafta sonuna ya da tatil, resmi tatil gününe rast geldiyse ondan sonraki ilk çalışma gününe kadar, çalışma gününün akşamına kadar süreniz uzuyor. İdari izinli olunan süreler dava açma süresi açısından geçerli değil. Yine dava açma süreniz işliyor. Bu anlamda önemli. Bir de özellikle son dönemde yaşanan bir sıkıntı. Adli tatil süreleri biliyorsunuz geçmişte 20 Temmuz, 5 Eylül şeklindeydi. Şimdi 1 Ağustos'ta başlıyor ve 5 Eylül'de sona eriyor. Geçmişte böyle bir iştahat yoktu ama son dönemde karşılaştığımız bazı dairelerin, danıştay dairelerin iştahatı olduğu için paylaşmakta fayda görüyorum. Bazıları adli tatilin bitimini ve göreve başlamayı 5 Eylül kabul ediyor, bazısı 6 Eylül kabul ediyor. Dolayısıyla o konuda bir tereddüt var. Siz riske atmamak açısından 5 Eylül'ü esas alın. Eğer size işlem adli tatile girmeden önceki bir tarihte tebliğ edilmişse dava açma süresinin 5 Eylül ya da 6 Eylül'den itibaren bir hafta uzaması söz konusu ya 11 ya da 12 Eylül şeklinde idari yargı onu da kabul etmemeye başladı. Bana göre yanlış bir iştahat ama hani sizinle paylaşayım özellikle dikkat etmeniz açısından. Diyelim ki adli tatil 1 Ağustos'ta başlıyor. Size Haziran'ın 20'sinde, Mayıs'ın 20'sinde bir işlem tebliğ edildi. İşte 20 Haziran, 20 Temmuz dava açmanız gerekiyor. Ama diyelim ki 1 Haziran'da tebliğ edildi. 1 Ağustos'a denk geliyor dava açma süresinin sonu. Adli tatil başlaması olsa ben 12 Eylül'e kadar dava açabilirim gibi düşünmeyin. Bu noktada danıştay iştahatlarını daraltmış durumda ve diyor ki sadece adli tatil içinde yapılan tebliğlere karşı açılacak davalarda dava açma süresi uzar şeklinde bir iştahatı var. Dava görevsiz yargı yerine açılması halinde idari yargıya davanın 30 gün içinde açılması gerekiyor. Buna ilişkin bir ayrı düzenleme var. Genel düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalarda düzenleyici işlemin ilanından itibaren 60 gün içinde açılabileceği gibi o düzenleyici işleme dayalı idare tarafından bir uygulama işlemi yapılması halinde uygulama işleminin öğrenildiği tarihten itibaren hem düzenleyici işlemin hem de uygulama işleminin 60 gün içinde iptal için dava açılabilir. Mesela bizim bu ulusal markerla ilgili olan davamızda biz aynı zamanda bu soruşturma usulleriyle ilgili yönetmeliğin iptalini de istemiştik. Ama yönetmeliğe baktığınızda 6-1-2005 tarihli resmi gazetede yayınlanmış. Yani bizim 60 gün içindeki dava açma süremiz geçmişti. Yani 2004 tarihli yönetmelikte. Biz yine de uygulama işlemi üzerinden hem o uygulama işlemini hem de genel düzenleyici işleminin iptalini talep ettiğimizi görüyorsunuz. Tam yargı davaları açısından ayrı dava açma süreleri var. Ona ilişkin açıklamalarımızı da ayrıca tam yargı davaları kısmında ileteceğiz. Dava dilekçesinin formatını makbu dava dilekçesi örneklerinde göreceksiniz. Tebliğ tarihinden sonra gelen konu maddi olaylar kısmı. Maddi olaylar kısmında çok fazla açıklama yapmaya gerek yok. Özellikle konuları hızlıca geçmek açısından zaten adli davalarda geçerli olan somut olayı ortaya koymaya yönelik olan bir kısım. Şimdi
biliyorsunuz 4628 sayılı yasayla enerji piyasası düzenleme kurulu oluşturuldu ve bu kuruluna bir takım yetkiler verildi. Kurulun yetkileri bu konudaki piyasa ile ilgili düzenlemeleri yapmak ki petrol piyasası açısından da petrol piyasası kanununda enerji piyasası düzenleme kurulunun bu konuda düzenleme yapma yetkileri yer almış durumda. Petrol piyasasına ilişkin düzenlemelere baktığınız zaman oldukça fazla düzenleme içeriyor. Enerji piyasası düzenleme kurulu düzenlemeleri yapıyor. Sadece bu düzenlemeleri yapmakla görevi değil, bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve yaptırım uygulamakla da yetkili. Yani hani genel halk arasında denen ifadeyle hem savcı hem hakim konumunda PDK. Bu ulusal marka uygulamasında da özellikle biliyorsunuz ulusal marka özellikle akaryakıtın menşeini tespit etme ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla getirilen bir sistem. Ve söz konusu bu işi yapan arkadaşlarımız da varmış, öyle konuştum. Petrolle ilişkin söz konusu akaryakıtı konudan ulusal marka donesiyle birlikte o yakıtın menşeini, gelişini ve takibini mümkün hale getiriyor. Eğer ulusal markaya aykırılık varsa o zaman ilgili yönetmelikler uyarınca ileride para cezası verildiğini görüyoruz. EPDK'nın bu para cezalarındaki en önemli hususlardan birisi EPDK'nın herhangi bir kendine ait kolluk görevlilerinin olmayışı. Bu anlamda EPDK şunu yapıyor, jandarmayla yaptığı bir protokol var. O protokol önce jandarma tarafından yapılan denetimlerle tutanaklar tutulmak suretiyle aykırılık tespit ediliyor ve ona dayalı da ceza veriliyor. Ancak ulusal markaya ilişkin düzenlemeler tam olarak oturmuş olmadığı gibi bu numune alma aşaması da oldukça acemi olarak giriyor diyebiliriz. Çünkü bu markanın niteliği itibarıyla alınma koşulları çok önemli. Neye alındığı, nasıl alındığı, saklanma koşulları çok önemli. Ne kadar süre saklandığı çok önemli. Ve sonrasında da bunun taşınma koşulları da çok önemli. Çünkü jandarma tarafından yerine işte akaryakıttan bir numune alınıyor. Bazen plastik kaba konuluyor, bazen cam kaba konuluyor. O numune alınırken gerekli hassasiyet gösterilmeyebiliyor. Dolayısıyla o anlamda söz konusu olan numune üzerinde yapılacak denetimde tam olarak sağlıklı sonuçlara ulaşılmayabiliyor. Sonra bunu jandarma bir tutanakla aldığını söylüyor ve EPDK'nın bu anlamdaki anlaşmalı kuruluşu olan TÜBİTAK örneğini gönderiyor. TÜBİTAK tarafından da inceleme yapılıp işte bu ulusal markaya rastlanmıştır ya da rastlanmamıştır ya da rastlanmakla birlikte düzeyi şöyledir ya da böyledir gibi öngörülen akaryakıtta olan akaryakıtta olan hususlar mutlaka esas alınıyor. Bunu açalım. Bu anlamda özellikle EPDK'nın bu şekilde numune alma yöntemlerinden ortaya çıkan sorunlarla karşılaşıldığını söyleyebiliriz. O nedenle benim önerim özellikle bu şekilde müvekkili olan arkadaşlara mutlaka müvekkillerini bu konuda uyarmaları ve numune alma koşullarına mutlaka usulüne uygun olmasını sağlamaları ve onun dışında da numuneden bir örnek talep etmeleri. Bu çok önemli arkadaşlar. Artı tutanağı imzalarken de
söz konusu usta ilişkili itirazları varsa bunları da tutarak geçirmeleri. Numuneden örnek almak şu açıdan önemli. İsterseniz siz de bu anlamda bir denetim yaptırabilme şansına sahipsiniz. Siz de bir rapor alabilirsiniz. Ulusal marka aykırılık halinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu anlamda baktığınızda sadece para cezası değil, aynı zamanda kaçakçılıktan dolayı da ya da petrol kanunu muhalefetten dolayı da ceza davalarıyla karşılaşabilmeniz mümkün. Burada husus oldukça önemli. Eğer aynı zamanda ceza hukuk anlamında dosya savcılığa intikal etmiş ise savcılık aşamasında elde edeceğiniz her türlü delil idari yargı sizin için önem arz ediyor. Çünkü ulusal marka ilişkin davalarda Danıştay'ın, Danıştay'ın üçüncü yargı bakıyor bunlara. Ortada numune kalmadığı için, numunenin atılmasının üzerinden çok uzun zaman geçtiği için bunun üzerinde tekrar bir inceleme yapması mümkün değil. Artık yapması da mümkün olmayan bir hususta aksini nasıl ispat edeceksiniz? Size bu olanağı savcılık veriyor diye düşünüyorum. Ya da numuneden örnek alıp zamanında sizinle bir inceleme yaptırmış olmanız. Bu anlamda baktığınızda yapılacak olan şey, bu anlamda yapılacak şey savcılık aşamasında, savcılıkta da bir numune olabilir. Onunla ilgili bir dilekçe incelemesi talep ederek de bunu yaptırtabilirsiniz. Bu oldukça önemli çünkü artı mesela olayın oluş şekli ve tarzı itibariyle diyelim ki bahsettiğimiz koşullara uyulmadı. Bu anlamdaki şeyleri siz yazılı olarak dilekçenizde, diğer yargıda yazmanıza karşı bir şekilde ispat etme ihtiyacı da duyabilirsiniz. İdare yardımcı arkadaşlar, yine avukatların yaptığı hatalardan birisi, tanık dinletmek mümkün değil. İdare yargıda duruşma çok istisnai, bir kez gerçekleşen bir olay. Duruşmayı dava dilekçesinde ya da davalı idarenin verdiği cevaba cevap dilekçenizi isteyebilirsiniz. Eğer siz dava dilekçesinde ya da bundan önce istemiş iseniz mutlaka mahkemenin duruşma yapması gerekiyor. Duruşma yapılmamış olması dosyanın temiz aşamasında bozulma nedeni. Ancak, pardon. Hocam idari yargıda tanık dinlenmek mümkün değil dediniz de diyelim ceza yargısında veya hukuk yargısında dinlenmiş bir tanığın duruşma tutanakları idari yargıda delil olarak kullanılabilir mi? İşte onun için söylüyorum. Yani ceza yargısındaki davada tanık olarak dinleteceğiniz kişinin vereceği ifade o açıdan önemli. Çünkü idari yargıda tanık dinletmek mümkün olmadığı için oradaki ifadeleri bir mahkeme, bir idari birim, savcılık birimi önünde verildiği için geçerli kabul ediliyor. Bu anlamda duruşmaya dönecek tanıkla ilgili bunun bir başka istisnası ise noter önünde alınan ifadeler. Örneğin disiplin davalarında özellikle ifadesi alınması istenilen bir kişi vardır, ifadesi alınmamıştır. Ne yapılabilir? Noter önünde ifade alınabilir. Ancak noterlerin hepsinin uygulaması aynı olmayabiliyor. Bu konuda noterler birliğinin bir genelgesi olduğunu söylüyorlar ve mahkemeye ilişkin aşamada tanık ifadesi alamayız diye. Ama bunun ifadesini alanlar da var. Çünkü bu bir ceza yargılaması değil, idari yargı almasını engel olacak bir durumda yok. Eğer ifadeleri noterden aldırmışsanız tanık ifadelerini kullanabilirsiniz. Duruşmaya dönecek olursak arkadaşlar, dosya tekemmül etmeden istemeniz gerekiyor. Tekemmül ettikten sonra istenilen duruşma talepleri kabul edilmeyebilir. Temyiz ve karar düzeltme aşamasında duruşma yapılmıyor. Bunun dışında mahkeme isterse kendiliğinden de dosyayı duruşmaya koyabilir. Davanın idarenin isteği üzerine de duruşma yapılabilir. İdari yargıdaki duruşma adli yargıdaki gibi değil, oldukça farklı bir kez yapıldığı için işte hakim
tepkiler ve işte davacı ve davalı şeklinde gerçekleşiyor. Davacı dava konusu işlem ne olduğunu ve neden iptal istediğini, hukuka aykırılık nedenlerini anlatıyor. Buna karşı davalı idareye soruluyor. Davalı idarenin söylediklerine karşı tekrar dönülür. Davacıya ikinci bir söz hakkı veriliyor. Davacı da anlatacaklarını söyledikten sonra son sözü davalı idare kullanıyor ve duruşmaya son veriyor. Duruşmaya son verildikten sonra da 15 gün içinde mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Bu esas karar olabilir, ara karar niteliğinde bir bilgi belge isteme de olabilir. Bu anlamda baktığınızda duruşmada kimi dinletebilirsiniz? Biz şunu yapıyoruz mesela. Konu teknik bir nitelik arz ediyorsa, idare bünyesinde çalışan ve çalıştığı şirket ya da kurum bünyesinde çalışan ve çalıştığını ispat ettiğimiz kişilere, bir sözleşme olabilir, bir SSK ilişkisi olabilir, duruşma sırasında dinlenmesini talep edebiliyoruz bu kişi ve genelde kabul ediliyor. Danıştay'da bu davamız açısından baktığımızda Danıştay'da duruşma isteyebilirsiniz ilk derece dava olduğu için. Danıştay'daki duruşma değil, idare mahkemesi duruşmalarından farklı olarak tetki hakim ve savcı da veriliyor. İşte başkan ve dört üyeden oluşan beş kişilik bir heyet. Sol tarafta Danıştay savcısı ya da kanun sözcüsü, sağ tarafta da tetki hakim yer alıyor. Davacı ve davalı şeklinde. Davacı anlatacaklarını söylüyor. Davalı idareye söz veriliyor. Tekrar davacı söz hakkını kullandıktan sonra davalı idareye yeniden söz veriliyor. Bundan sonra Danıştay savcısının dosya hakkındaki görüşü alınıyor. Danıştay savcısı genelde bunu yazılı olarak sunuyor. Ancak duruşma sırasında da bunu okuyor. Bu görüşe karşı dönülüp davacının ve davalının ne dedikleri yeniden soruluyor. O nedenle onu takip etmeniz ve ona cevap vermeniz duruşma aşamasında oldukça önemli. İdari yargıda duruşmaya gerek var mı peki? Hani bir avukat olarak sizin için duruşma istememize gerek var mı diye soracak olursanız, her dava için buna gerek olmayabilir. Ancak özellikle teknik bir takım açıklamalarda bulunacak iseniz mutlaka duruşma talep etmenizde fayda var. İsterseniz müvekkilinizle birlikte de katılabilirsiniz. Söz hakkı oldukça geniş tutulan bir duruşma yapısı var ve hani gidip de dilekçemi tekrar ediyorum demek idari yargıda oldukça dikkat çekici bir şeydi. Çünkü hakikaten duruşmalar güzel geçer. Bilmiyorum, İdare Mahkemesi'nde staj yapan var mı içinizde bulunduğu yerde? Katıldınız mı duruşmalara? Yok. Siz katıldınız. Farklı değil mi? Nerede katıldınız? İstanbul'da hocam. İstanbul'da. Yürütmeye durdurulması talebine ilişkin açıklamalar kısmında arkadaşlar bu para cezalarına ilişkin arkadaşlarımız arada sordular. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Kabahatler Kanunu'na göre verilen para cezalarına karşı açılacak olan davalarda davanın açılmış olması tahsilatı durduran bir durum ve bu konuda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun iştahatları var. Bu anlamda ben size iştahatla ilgili konuya girmişken Danıştay sitesinin birazcık kullanımını size göstermek ve tavsiye etmek istiyorum. Şimdi Danıştay şurada güncel kararlar kısmında güncel nitelikte olan, önemli toplum tarafından takip edilen bazı konularla ilgili kararları rastlayabilmeniz mümkün. Bu kararlar arasında mesela bahsettiğim o genel kurul kararı var. Mesela sigara içme ile ilgili karar en son Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Anayasa Mahkemesi'ne gidiliyorsunuz. Burada Kabahatler Kanunu'na göre EPDK para cezalarına dava açılmasının tahsilatı durdurduğuna dair kararı bulabilirsiniz. Dolayısıyla yapmanız gereken para cezasına dava açmak,
dava açtığınızda dair şerhi almak ve o şerhi FDK'ya sunmak. Tahsilat işleminin bu davanın sonuna kadar beklenmesini talep etmek. Dolayısıyla yürütmenin durdurulmasını EPDK para cezalarıyla istemenize gerek yok. İstenildiğinde de reddediliyor. Bizim uyandığımız dilekçe de var ve görüşüldü. Bunun nedeni de daha önceki dönemlerde kabahatler kanuna göre böyle bir iştahat söz konusu değildi. Danıştay sitesinin kullanılmasında özellikle arkadaşlar size tavsiye edeceğim Danıştay Bilgi Bankası kısmı oldukça önemli. Burada konuya göre, kanun numarasına göre, esas veya karar numarasına göre ya da kelimeden karar arayıp bulabilmeniz mümkün. Bu da oldukça iyi bir olanak diye düşünüyorum. Mesela karar sorgulamasından girmek suretiyle o konudaki bütün kararları görebilmeniz mümkün. Ama benim özellikle en çok kullandığım kelimeden karar arama. Eğer ilgili dairesini biliyorsanız bu ilgili daireye girmek suretiyle buradan karar taraması yapabilmeniz mümkün. Mesela 10. daire seyahat özgürlüğüydü. O bahsettiğimiz karar 10. dairede. Biraz yavaş ışıyor. Evet. Baktığınızda burada o dairenin seyahat özgürlüğü ile ilgili verdiği kararları bulabiliyorsunuz. Yine Danıştay sitesi kullanımı açısından mevzuata ilişkin Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar bir norm enflasyonu var ve ne yazık ki o norm enflasyonu açısından da hangi mevzuatın nerede yer aldığını, o olayı hangi mevzuatın kullanabileceğini tespit edebilmeniz oldukça zor. Bu anlamda benim size tavsiyem mümkün olduğu kadar o konuyla ilgili bütün mevzuatı taramak. Bu anlamda size Danıştay Kütüphanesi'nin de idari yargı, idari hukuk açısından tavsiye ederim. Mevzuat kısmına, kütüphane aramadan mevzuat kısmına girdiğinizde aranacak kısma, mesela dahili işleme rejimiyle ilgili bir şey arayacaksınız. Yönetmelik girdiniz, konuyla ilgili bütün yönetmelikleri size verdiğini görebilirsiniz. Bu anlamda da Danıştay sitesini kullanmanızı, bu şekilde kullanmanızı öneririz. Ayrıca Danıştay sitesinden de dava dosyalarınızın durumunu görebilmeniz mümkün. Söz konusu EPDK para cezasına dönecek olursak, madde olaylar kısmında demin bahsettiğimiz para cezası verilmesine esas olan olayların gelişimini kısaca aktarmanıza fayda var. Ama çok detaylı bir açıklamaya girmemize gerek yok. Zaten hukuka aykırılık nedenlerinde bunları ayrıca geri dönüp değinmek zorunda kalacaksınız. İptal davalarında hukuka aykırılık nedenlerine genel olarak gelecek olursak, biliyorsunuz işlemin unsurlarına ilişkin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı oldukları için iptallerine yönelik dava açılabilmesi mümkün. Ancak bu bilinenler dışında bir kez bu ögelerin hepsine aykırı olmayabilir. Bir kısmına aykırıdır. Hangisine aykırılık varsa onu yazın. İlla hepsini yazmanıza gerek yok. İşlem yetki unsuru açısından aykırıdır, sebep vesaire yazmanıza gerek yok. Sadece aykırı olan kısmı yazmanız gerekiyor. Bu işlem unsurlarına zaten üniversite aşamasında öğrendiğiniz bilgiler kapsamında var. Ben ondan çok size idari yargı uygulamalarında ortaya çıkan ve işlemin sakatlığına yol açan bazı aykırılık nedenlerine değinmek istiyorum. O da başlangıçta en yaygın olanı hukukun genel ilkeleri dediğimiz ilkeler. Bunlar nedir? Savunma hakkı ilkesi, eşitlik ilkesi, idari istikrar ilkesi, usulde paralellik ilkesi, idari işlemin geriye yürümezliği ilkesi,
ölçülük ilkesi, orantılılık ilkesi, haklı beklenti ilkesi, bilanço ilkesi, kamu yükümlülükleri karşısında eşitlik ilkesi, yönetsel işlemlerin geri alınmasında geçerli olan bir danıştay iştahı var, ondan bahsetmek istiyorum size, gibi bir takım ilkeler söz konusu. Dolayısıyla aykırılık nedeni olarak yazacağınız hususlarda temel olarak varsa anayasaya aykırılık, hani hiyerarşik olarak baktığımızda, sonra yasal düzenlemeye aykırı ise onun neden aykırı olduğunu ve bilharede bu ilkelerden bahsedebilmeniz, işlerin unsurlarından ve ilkelerinden bahsedebilmeniz mümkün. Dava konusu kısımda diyelim ki genel düzenleyici işlerin iptalini istediniz. Bizim size dağıttığımız örnek dava dosyasında göreceksiniz. Bir maddenin iptalini istiyoruz yönetmeliği. Hukuki nedenler kısmında o maddenin neden iptalini istediğinizi açıkça göstermeniz gerekir. Eğer göstermezseniz dilekçeniz reddedilir. Bu da önemli bir husus. Bir de demin dava konusu kısmında bahsetmiştik. Genel düzenleyici işlerin iptalini isteyebilirsiniz. Ancak genel düzenleyici işlerin hangi maddelerin iptalini istediğinizi de belirtmeniz gerekiyor. Eğer birden fazla maddenin iptalini istiyorsanız bunları tek tek yazmanız gerekiyor. Yönetmeliğin tümünün iptalini istiyorum da diyebilirsiniz. Ama hangi maddelerin iptalini söylemezseniz dilekçeniz reddedilir. Hukuki nedenler kısmında da aykırılık nedenlerini belirtmezseniz dilekçeniz reddedilir. Size idari şekilleri alınmasına ilişkin o danıştay iştahından bahsedip bir ara verelim isterseniz. Kural olarak idari işlemi geri alabilir. İdarenin işlemini geri alması hangi hallerde mümkün? İdare işlemini 60 günlük dava açma süresi içinde her zaman geri alabilir. Diyelim ki, örnek olay açısından gelecek olursak, diyelim ki lisans edildiği bir örnek olsun. Lisans talebinde bulunduğunuz kabul edildi, lisans verildi. Verildikten 40 gün sonra idare bu işlemi geri aldı. Alabilir mi? Evet, idare dava açma süresi içinde geri alabilir. 60 günden sonra, yani dava açma süresinden sonra işlemi geri alabilir mi? Buna ilişkin Danıştay İştahı Birleştirme Kurulu kararı şunu diyor. İlgilinin hatası, iyisi, tehdidi varsa, herhangi bir şekilde ilgilinin idareyi yanıltması söz konusu ise, evet bu işlem dava açma süresi geçmiş olsa bile geri alınabilir. Mesela akaryakıt istasyonu ile ilgili iş yeri açma izninin olması gerekiyor. İş yeri açma izni sahte ise, idare sonradan bunu fark ederse EPDK, verdiği lisansı dava açma süresine bağlı olmaksızın geri alabilir. Diğer bir istisnası ise açık takdir hatasının varlığı halinde de idare işlemi geri alabilir. Açık takdir hatası açık kanuna aykırılıktır. Örneğin lisans alma koşulları oluşmadığı halde idare tarafından verilmiş bir lisans varsa bu lisansı dava açma süresi geçtiği halde idare geri alabilir. Peki bu ilelebet mi sürer? Her zaman mı geri alabilir? Mesela işte hukuk fakültesinde kopya çektiniz ve kopya çektiğiniz sonradan tespit edildi. Siz bu arada diplomanızı aldınız, avukatlığa başladınız ya da hakimliğe başladınız. Aradan 10 yıl sonra idare diyebilir mi? Ben senin sahte olduğunu, kopya çektiğini ve sınavını iptal edildi, diplomanı iptal edildi diyebilir mi? Diyemez. Danıştay iştahatlarına göre dava açma süresi geçmiş olmakla birlikte bahsettiğimiz hallerin varlığında ilgili hilesi, tehdidi ya da açık takdir hatasının varlığı halinde idari işlemin makul bir süre içinde geri alınması gerekir. Bu makul süre ise yaranışta iştahatlarına göre 5-6 yılı geçmemesi gerekiyor. Bana göre 5-6 yılda fazla. Çünkü hani bu iştahat biraz eski, geniş
gelişen teknolojik veriler karşısında bu süreyi daha geri çekme birey güvencesi açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonra devam edelim. Arkadaşlar, söz konusu ulusal marka aykırılıktan dolayı verilen para cezasını ileri sürülen hukuk aykırılık nedenlerini burada göreceksiniz. İşte savunma hakkını tanımamış olması, ceza vermeden önce idare tarafından savunma hakkı verilmesi gerekir. Suçlamanın ne olduğu ve bu suçlamaya esas olan fiile karşı ilgiliye mahkum sürede satılmasını yapmasına olarak verilmesi gerekir. Bunun dışında özellikle bahsettiğimiz marka aykırılık noktasında adli yargıda açılmış bir dava var ise bu davada savcılık aşamasında verilen ya da yargılama aşamasında verilen kararın da niteliği oldukça önemli. Özellikle belirtmek istediğim adli yargıda verilen beraat kararı idari yargı açısından bağlayıcı değil. Tabii ki etkisi var, şöyle bir etkisi var. Tanık olsun, ifadeler olsun, bir kişi incelemesi olsun, dokümanları kullanabilirsiniz ve delil niteliğinde. Ancak delil yetersizliğinden beraat ya da o suç o kişi işlememiştir şeklindeki bir hüküm farklı sonuçlara yol açabilir. Bu anlamda tümüyle sizin için bağlayıcı değil, idari yargı için bağlayıcı değil ama kullanabileceğiniz bir argüman. İhtar davalarına ilişkin aykırılık nedeni olarak hukukun gereği ilkelerine aykırılıkları ileri sürebileceğimizi söylemiştik. Bunun dışında bazı davaların kendine ilişkin davanın özelliğinden kaynaklanan bir takım aykırılık nedenleri de olabilir. Örneğin ihale hukukuna ilişkin davalarda İhale ilanının yeterli herkesin ulaşabileceği şekilde yapılmamış olması, ihalede açıklık, ihalenin aleniyeti ilkelerine aykırılık gibi sonuçlara yol açabilir. İhaleye katılımın üçten az olması ihaledeki rekabet ilkesinin ihlali niteliğindedir. Ya da ihalede verilen teklifin öngörülen yaklaşık maliyetin üzerinde olması da ihaleye aykırılık, ihale işleminin aykırılığı niteliğinde olabilir. Yani her olayın özelliğine ilişkin farklı idari yargının geliştirdiği bir takım ilke ve kuralların varlığından söz edebiliriz. Örneğin imar davalarında plan hiyerarşisi ilkesi dediğimiz bir ilke vardır. Yani alt ölçekli planların üst ölçekli plana uygun olması gerekir. Örneğin 1/5000 ölçekli bir planda yeşil alan ilan edilen bir yeri 1/1000 ölçekli planla ticaret ve turizm alanına dahil edemezsiniz. Edilirse 1/1000 ölçekli plan, plan hiyerarşisine aykırıdır. 5000 ölçekli plana aykırı olduğu için plan hiyerarşisi ilkesi uyarınca iptali gerekir. Yine İmar ve şehircilik ilkeleri dediğimiz ilkelerin imar hukukunda geçerli olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunlar hani kısaca üzerinde durabileceğimiz örnekler. O anlamda özellikle size geçen saatte gösterdiğimiz Danıştay sitesindeki iştahatlardan faydalanabilme olanağımız var. Dava dilekçesine dönecek olursak sonuç kısmında İleri süreceğimiz husus, hani artık bilgisayar ortamında dava konusunu kopyalayıp sonuç ve isteme yapıştırmanız ve ona bir de yargılama giderlerini eklemeniz yeterli olur. Dava dilekçesinde mutlaka imzanın bulunması gerekir. İmza olmaması dilekçenin reddi nedenidir arkadaşlar. Ve dava dilekçesinin ekler kısmında dava konusu işlemi, varsa idareye başvurulun, idareye başvuruya verdiği cevap varsa onu yazışmaları özellikle belirtmenizde fayda var. Adli yargı ilişkin evraklarınız varsa onları da dilekçeye eklemeniz gerekir. Bunlar tabii iptal
davasına ilişkin başvuru koşulları. Bunun dışında tam yargı davasına ilişkin bir takım hususlara değinmekte fayda var. Tam yargı davasının kendine özgü bir takım koşulları var. Dava dilekçesi üzerinden gidecek olursak, doğrudan Danıştay'a tam yargı davası açabileceğiniz haller oldukça sınırlı. O nedenle dava konusu işlem ilk derece Danıştay'da görülen davalardan ise o işlemden kaynaklanan zararın tazminini Danıştay'da açmanız lazım. İmtiyaz sözleşmesi dediğimiz sözleşmeden kaynaklanan bir zararın tazmini ise davayı Danıştay'da açmanız gerekiyor. Onun dışında genel olarak idare mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda adli yargıyla görev ihtilaflarının çıktığı alanlardan birisi idare eylemlerden kaynaklanan zararların tazmininde. Mesela hastane hizmetlerinden dolayı ortaya çıkan zararların tazminini hem Danıştay bakıyor hem de Yargıtay'a göre iş mahkemeleri bakmakla görevli. Ama bana göre o hizmet bir kamu hizmeti niteliğini taşıdığı için eski tabirle SSK hastaneleri döneminde Yargıtay 4. Hukuk Dairesi prim karşılığı verilen bir hizmet olduğunu kabul ettiği için iş mahkemelerini görevli görüyordu. Ama bana göre devletin verdiği idarenin verdiği bir tekel hizmet olduğu için bu anlamda idari yardımda görevli. Kimi tekli idari yardımda baktığı davalar var. Allah'tan şimdi hepsi aynı çatı altında toplandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla idari yardımın görevi konusunda bir problem yok. Askeri idari yardımıyla genel idari yardım arasındaki görev uyuşmazlığı olan konulardan birisi de jandarma hizmetleri arkadaşlar. Tam yargı davalarında jandarma hizmetlerinden dolayı ortaya çıkan zararların tazminine yine idari yargıda bakıyor, askeri idari yargıda bakıyor. Esasen jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kolluk gücü olduğu için yine idari yargının görevi olması gerekir. Türkiye'de biliyorsunuz adli ve idari kolluk ayrımı yok. Belki orada şunu da denebilir. İdari kolluk noktasında yaptığı görevler askeri hizmete ilişkindir. Dolayısıyla askeri idari yargı ama adli kolluk hizmetleri genel idari yargı da denebilir. Hatta uygulama ötesinde Fransız Danıştay'ında adli kolluk hizmetlerinden kaynaklanan ihtilaflara genel olarak adli yargının baktığını görüyoruz. Öyle de bir karışık durum söz konusu. Dava dilekçesine ilişkin hususlarda döndüğümüz zaman bakacak olduğumuzda tam yargı davalarında davacı olacak kişinin menfaatinin değil hakkının ihlal edilmiş olması gerekiyor. Hak ihlali demek bir zararın ortaya çıkması, bir mağduriyetin söz konusu olması gerekiyor. Davacılar genelde gerçek kişi niteliğindedir ama manevi zararlarda tüzel kişi de olabilir. Davacılar birden fazla olabilir. Davacının niteliğine göre, dava konusuna göre mesela destekten yoksun kalma tazminatında anne, baba, kardeşler, eşler, eş çocuklar davacı kısmında hep birlikte dava açabilirler. Davalı idare kısmına gelince bu tam yargı davasının iptal davasından en önemli farkı davalı idareyi doğru göstermek zorundasınız arkadaşlar. Eğer davalı idareyi yanlış gösterirseniz davanız reddedilebilir. Bakın dilekçe değil, hasım düzeltme değil, çok daha ağır bir sonuç davanın reddi. Neden öyle? Çünkü bir tazminatı hükmedecek mahkeme. Dolayısıyla siz eylemden kaynaklanan zararda idare o eylemin yüklendiği idareye bir başvuruda bulundunuz. O idare tarafından başvurunuzda ön karar başvurusunda bulundunuz. Tazminat istediğiniz reddedildi. Ve onun üzerine o idareye hasım göstermek suretiyle dava açacaksınız. Artık bu aşamadan sonra hasmı değiştirebilmeniz mümkün değil. Ancak bunun istisnası olan
karar da var. Hani ben yanlış aslını gösterin, yanlış aslını açın demiyorum ama zararı hangi idareye yüklüyorsanız, zarara yol açan eylemi mutlaka o idareyi iyi tespit edip doğru yere başvurup davanızlar için. Ama diyelim ki siz böyle bir hata yapmadınız, size gelindiğinde böyle bir hata yapılmış. Bu takdirde istisnai olan bir karar var, onu kullanabilirsiniz. Olay şöyle, etibatta çalışan kamu görevlileri, mühendisler, teröristler tarafından öldürülüyor. Bunun üzerine yakınları tarafından etibata karşı dava açılıyor. Deniyor ki işte etibat yakınlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayamamıştır diye. İdare Mahkemesi de diyor ki etibatın hani çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamak gibi bir görevi yoktur. Etibankın görev sınırları içinde değil, bir yerden bir yere giderken yolda meydana gelmiş çünkü. Dolayısıyla Etibankın bir hizmet kusuru yoktur ve davanın reddine karar veriyor. Danıştay bu kararı bozuyor ve bozma gerekçesinde şunu söylüyor. İdare bir bütündür diyor. Evet, Etibankın can ve mal güvenliğini sağlama görevi yok ama İçişleri Bakanlığı'nındır bu görev. Fakat idare bir bütündür. Ha o idareye başvurmuş ve dava açmış, ha bu idareye başvurmuş, dava açmış. Önemli değil. Sen mahkeme olarak davayı İçişleri Bakanlığı'na yöneltmek suretiyle davayı yürütebilirsin diye. Bu iştahta biraz acıma kararı niteliğinde. Çok da yaygınlaşmış değil. Neden? Çünkü hani tekrar başvuruyu gönderdiğimizde o kişiyi sen Etibank'a yanlış açmışsın, İçişleri'ni açmalıydı dediğinizde dava açma süresine ilişkin sürelerin kaçırılması ve hak kaybı söz konusu olacak. O nedenle böyle bir iştahat geliştirmiş. Dediğim gibi hani bir kenarda aklınızda kalsın ama mutlaka doğru hasıl tespit edip ona dava açın. Davanın sonucu ne olacak? Danıştay bozsa ondan sonrası bilmiyorum. Ben Danıştay kararını sadece biliyorum. Ondan sonrası bilmiyorum. Davanın konusu kısmına gelince, davanın konusunda iptal davasından farklı olarak mutlaka dava konusu olan zararı göstermeniz gerekiyor. Diyelim ki işte bir ölüm olayında destekten yoksun kalma tazminatı isteniyorsa eşi A şahsı için şu kadar maddi, bu kadar manevi. Oğlu B şahsı için şu kadar maddi, bu kadar manevi. Şeklinde tek tek her bir şahıs için ne kadar maddi, ne kadar manevi istenildiğinin gösterilmesi, sonra da toplam miktarın yazılması, bunların birbiriyle de uyumlu olması gerekiyor. Hani miktarda yanlışlıklar varsa toplamda bu bir dilekçe rek nedeni olabilir. Miktarlar gösterilmemişse dilekçe rek nedenidir. Davanın konusu kısmında zararı TL cinsinden göstermeniz gerekiyor. Döviz cinsinden gösterdiğiniz takdirde bu da bir dilekçe rek nedeni. Ayrıca davanın konusu kısmında yasal faiz talebinde de bulunabilirsiniz. Yasal faizi maddi ve manevi tazminat yani her ikisi için de talep edebilirsiniz. Geçmişte Danıştay manevi tazminatı faiz yürütmüyordu ama artık yürütüyor. Onun dışında da yasal faizin başlangıcı konusunda farklı değerlendirmeler var. Siz yasal faizi ayrıca bir harç ödemeyeceğiniz için en laç olanı hangisiyse o ki o da eylem tarihidir. Eylem tarihinden itibaren yasal faiz isteyebilirsiniz. Ama genelde dar yorumlanıyor ve dava tarihinden itibaren yasal faiz işletildiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda rücu istiyorsanız, yani ilgili kamu görevlilerine bunun rücu edilmesini de istiyorsanız, bunu da davanın konusu kısmında belirtebilmeniz mümkün. Dava konusu olan zarara ilişkin zararın kesin ve belirgin olması gerekiyor zaten. O anlamda da muhtemel olası bir zarar besleyebilmeniz mümkün değil. Tebliğ tarihi noktasına geldiğimizde tam yargı davalarında biliyorsunuz arkadaşlar 1 ve 5 yıllık süreler var. 5 yıl eylemden kaynaklanan zararlar için söylüyorum bunu. Her halükarda eylemin olduğu tarihten itibaren
5 yıl, zararın öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl. 1 yıl içinde idareye başvurmanız gerekiyor. İdareye ön karar başvurusu yapıp zarar miktarını belirtip 60 gün içinde idarenin cevap vermesi gerekiyor. Eğer 60 gün içinde bu talebinizi reddederse ya da zımnen reddederse 60 gün içinde de davanızı açmanız gerekiyor. Daha sonra yapılacak başvurular, dava açma süresini yeniden yapılacak başvurular, dava açma süresini canlandırıcı nitelikte değil. Eğer davayı adli yargıya açmışsanız, idareye başvurmadan adli yargıya açmışsanız ve idare de oradaki davaya cevap vermiş ise artık tekrar ön karar başvurusu yapmanıza gerek olmaksızın adli yargının görev red kararı üzerine 30 gün içinde idari yargıda dava açabilirsiniz. Ön karar başvurusu yapmadan davayı açarsanız idare mahkemesi tarafından ilgili idareye tevdiine dosyanın karar verilebilir. Pardon. Bir şey soracağım. Dediniz ki yaptığınız yeni işlem dava açma süresini tazelemez. Yaptığınız yeni başvuru. Hani şimdi diyelim ki idareye başvurdunuz, zararın tazminini istediniz. İdare de dedi ki ben hayır bu zararı kabul etmiyorum, ödemiyorum dedi. 60 gün içinde dava açmanız gerekir. Şimdi ben o zaman bir olay üzerinden size sorayım. Bu belediyelerin yeni yapmış olduğu şey var. Park sistemleri, parklamaklar var. Evet. Mesela evimizin önünde aracımız park halinde. Sabah 7'den sonra park ücreti geliyor. Birkaç kişi bu şey için iddia davasına başvurdu. Belediye ilk başta yazı yazdılar. Belediye cevap vermedi. Ondan sonra bunu idare mahkemesine taşıdılar o konuyu. İdare mahkemesi şey yaptı. Dik süresi dolmuş. Bu kesinleşmiştir. Bu dava açılamaz. Davayı reddetti. Aslında orada her park etme yeni bir işlem, orada işlem ve eylem tartışması da var. Evet. Karışık bir mesele çünkü. Ama her başvuru üzerine bir ihlal gerçekleşiyor. Her park etme üzerine bir ihlal gerçekleşiyor. orada istenecek zarar da o park etme süresindeki zarar olur. Yani evet. Sizin bahsettiğiniz tam yardımı iptal davası. İptal davası bitirdik iptal davasını. Bitti. O geçen saatlerde konuştuğumuz meselelerdi. Bahsettiğimiz tam yargı davası. İkisini karıştırmayın. Yani tam yargı davasından bahsediyorum. Ama bahsettiğimiz olayda her park ettiğinde, yani gidip arabamı park edip belediyenin park görevlisinden oradan her mahpus aldığında o sisteme, o şeye ilişkin dava açma hakkım benim doğar. İdareye de bunun için başvurmama gerek yok. Ha şunu yapabilirim, bu uygulamanın neden kaynaklandığını bilgi edinme kanunu uyarınca idareye sorabilirim. Onun üzerine varsa bir belediye meclis kararı, o meclis kararını iptalini isteyebilirim. Burada arkadaşlar göreceksiniz, ön karar başvurusu bu. Bu başvuruda bir üniversite öğrencisi, üniversite mezunu, yüksek lisans için Ankara'ya gelen bir öğrencinin reklam panosunun gelip de yan tarafına saplanması sonucu ortaya çıkan zararın tazmini istemiyle dava açmadan önce idareye yaptığımız bir başvurunun örneği. Ön karar başvurusunda miktar belirtmeniz gerektiğini zaten söylemiştik. Dava açma noktasında, dava açma süresi kısmında eylemin ne zaman meydana geldi, yani tebliğ tarihinde zararı ne zaman öğrenildiği ve idareye ne zaman başvurup idarenin başvuruyu ne zaman reddettiği hususlarının yazılması gerekiyor. Yazılmazsa dilekçe reddedilir. Madde olaylar kısmında madde olayı biraz daha belki detaylandırmanızda iptal davasından daha biraz detaylandırmanızda fayda var. Çünkü maddi olayın çözümüne bağlı olarak sorumluluk halleri tespit edilecek. Bu anlamda baktığınızda tam yargı davasında hukuka aykırılık nedenlerine gelince iptal davasından farklılık arz ettiğini görüyoruz. Bir kez tam yargı davasında idarenin sorumluluğunu hükmedilebilmesi için ortada bir idari eylem veya işlemi, idareye yüklenebilir eylem veya işlemin bulunması gerekir.
bu eylem ve işlemden dolayı bir zararı meydana gelmiş olması gerekir. Ve idarenin bu eylem ya da işleminde idarenin sorumluluğunu gerektiren hizmet kusuru, kusursuz sorumluluk gibi sorumluluk hallerinin varlığı gerekir. Zararın tahsil edilebilir nitelikte kesin olması gerekir. Ve idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerin bulunmaması gerekir. Şimdi bunlardan baktığımız zaman idarenin sorumluluk hallerine gelecek olursak hepinizin bildiği hizmet kusuru, hizmetin geç işlemesi, kötü işlemesi, hiç işlememesi şeklinde kendini gösterebilir. Bunda verdiğimiz klasik ve üçlü ayrımı oturtmak açısından verdiğimiz örnek itfaiye hizmetleri. Belediyelerin kural olarak belediye kanunlarını gereğince itfaiye hizmetlerini kurması gerekiyor. Diyelim ki itfaiye hizmetlerini kurmadı ve belediye sınırları içinde meydana gelen bir yangına müdahale edilemediği için zarar meydana gelmiş olsun. Bu takdirde idarenin sorumluluğuna hizmet kusuru, yani hizmetin hiç işlememesinden dolayı gidilebilmesi mümkün. Hizmetin geç işlemesi ise, diyelim ki itfaiye teşkilatı var ama yangın söndürmeye geç gitti, gecikti ve zararın artmasına neden oldu. Bu noktada da geç işlemeden bahsedilir. Kötü işlemesine örnek, itfaiye gitti ama su götürmemiş. Türkiye'de yaşandığı yer o zaman bilmişsinizdir. Suyu unutmuş verdi. Dolayısıyla bu hizmetin kötü işlemesi anlamında idarenin sorumluluğunu getirir. Hizmet kusuru anlamında baktığınızda yasal düzenlemelerde öngörülen koşullara uyulmamış olması zaten kusuru tespit açısından oldukça kolay. Zor olan idarenin kusursuz sorumluluk hallerini tespit etmek ve kamu görevlisiyle idare arasındaki o görev kusuru dediğimiz ayrımı tespit etmek de ortaya çıkıyor. Görev kusuru dediğimiz kamu görevlisinin görevi sırasında işlediği kusur ama bu kusur öyle bir kusur ki kamu hizmetinden ayrılamayan nitelikteki bir kusur. Örneğin kamu görevlisinin kişisel kin ve garezle yaptığı bir eylemi kişisel kusur niteliğinde ve hizmetten ayrılabilir nitelikte bir kusur. Yine kamu görevlisinin suç niteliğindeki kusuru hizmetle bağdaşmayabilir ama gerektiğinde hem idarenin hem kamu görevlisinin sorumluluğunu gerektirebilir nitelikte olan bir kusur hali. Yine bu görev kusuru olayına örnek verdiğimiz bir husus, hatırlar mısınız bilmiyorum, Adana'da bir astsubay şeyden bankamatikten para çekmeye gidiyor tam mesai saatinin bitimine doğru. Kartını kaptırıyor ve içeriden almak istiyor. Diyorlar ki biz bankayı kapattık, mesainiz bitti, yarın sabah gelin alın. Bu da gidiyor, emrinde çalışan askerleri, arabayı ve silahları alıyor, geliyor, bir güzel şeyi tarıyor. Bankamatı, bankayı taramıştı. Şimdi burada baktığınız zaman kamu gücünü kullanıyor aslında. Kamu görevlileri ve kamu yetkisini kullanıyor ama kamu hizmetiyle doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla burada tamamıyla kişisel kusurdan bahsedilebilir. Ama bu görev kusuru dediğimiz müessesenin ilk ortaya çıktığı ve idare hukukunda tartışıldığı olan Fransız Danıştay'ın Blanco kararı dediğimiz bir kararı. O da şöyle, bir vatandaş postaneye giriyor, bir şey göndermek istiyor. Tam postanenin kapanma saatine yakın bile. Kamu postane görevlileri diyor ki alamayız artık, bitiyor bizim mesainiz. Alırsın almazsın tartışmasında bir güzel adını tartaklıyorlar ve diyorlar. Şimdi bu kamu göreviyle ilgili, kamu görevlisinin işlediği bir kusur. Dolayısıyla burada bir görev kusuru vardır deniyor. Kamu görevlilerinin kişisel kusurunu ayırt edebilmemiz mümkün ve dolayısıyla kamu görevlisinin şahsına karşı adli yargıda açılması gerekir. Suç niteliği teşkil etmekle birlikte iki istisnai halde kamu görevlisi yerine idare adliyine, idare yargıda dava açılabilir. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor, daha güçlü olan
ve maddi anlamda ödeme gücü olan idare bireylerine karşımızda buluyorsunuz. İstisnai hallerden birisi yargı kararlarının yerine getirilmemesi. Yargı kararlarının yerine getirmeyen kamu görevlisine karşı adli yargıda da dava açabilirsiniz, idare aleviyle de idare mahkemelerinde dava açabilirsiniz. Diğeri ise işkence hali. İşkence de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla da ortaya konulduğu üzere işkence yapan memuru istihdam etmek, kamu görevlisini istihdam etmek, onu yeterli eğitmemiş olmak, denetlememiş olmak ya da işkence yapan kamu görevlisiyle ilgili yeterli soruşturma ve incelemeyi yapmamış olmak idarenin sorumluluğunu doğuran hallerden birisi. Dolayısıyla kamu görevlisine karşı da, idareye karşı da bir dava açma konusunda seçimlik hakka sahipsiniz. İdarenin kusursuz sorumluluk hallerine gelince, özellikle tehlikelilik ilkesi üzerinde durulabilir. Tehlikelilik ilkesi ise içinde risk barındıran bazı hizmetlerden dolayı ortaya çıkmış olan bir ilke. Arkadaşlar, özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmeyle birlikte, hani kral hata yapmaz da başlıyor sorumsuzluğu çünkü. Gittikçe sorumluluk alanının genişlenmesine doğru bir anlayış hakim. Dolayısıyla kusursuzluk sorumluluk halleri de gittikçe artıyor. Tehlikelilik ilkesi, tehlikeli şeyler olabilir. Örneğin polisin silah kullanması sonucu. Eğer polis bir hırsızı yakalamak için ateş ediyorsa, orada orantılı orantısız olmasına göre hizmet kusuru ortaya çıkabilir. Ama geçen de yaşanmış birini polis Bursa'da takip ederken bankta, parkta oturan birini yaralamıştı. Böyle ya da geçen gün yine İstanbul'da geçen birini öldürdüler. Geçen gün iki grup arasındaki çatışmaya bir restoran işletmesiyle ilgili çatışmaya polis müdahale ederken yoldan geçen birini öldürdü. Şimdi üçüncü kişi verilen bu zararda o silahın içinde barındırdığı risk nedeniyle artık hizmet kusurunu aramaya gerek kalmaksızın idareyi tehlikeli şeyler kullanımından dolayı sorumlu tutabilmek mümkün. Bazı hizmetler de tehlikeli kamu hizmetleri. Mesela nedir? Nükleer hizmetler tehlikeli kamu hizmetleri niteliğinde. Dolayısıyla burada idarenin kusuru olsun olmasın sorumluluğu yoluna gidilebilir. Tehlikeli durumlar ise bünyesinde tehlike içerebilen haller. Örneğin toplantı ve gösteri için bizde izin değil ama ön bildirim sistemi geçerli. O ön bildirimin amacı da idarenin toplantı sırasında gerekli tedbirleri alması noktasında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla izinli demeyelim ama ön bildirimli bir toplantı sırasında çevreye toplananların verdiği zarardan dolayı idarenin hizmet kusurundan bahsedilebilir. Mesela 1 Mayıs ön bildirimli bir sistem. Dolayısıyla 1 Mayıs olayları da Kadıköy'de yaşanmıştı biliyorsunuz. Bütün şeyler taşlanmıştı, mağazalar falan. İdarenin gerekli tedbirleri almaması hizmet kusuru niteliğinde. Ancak yasal olarak toplantı ve gösteri niteliğinde olmayıp da kendiliğinden gelişen bazı spontane oluşan gruplar ya da yığın hareketleriyle ortaya çıkan zararlarda idarenin hizmet kusurundan bahsedebilmek kural olarak mümkün değil. İşte Çorum olayları, Maraş olayları gibi durumlarda bu durumda içinde risk içerdiği için çünkü bir anda şeye gelen insanların bir araya geldiği ve ne şekilde davranacakları belli olmayan bir durumda. İdare etmekten imtina etmek bir kusurdur. Onu şimdi söyleyeceğim, örnekle söyleyeceğim. Bu durumda kusursuz sorumluluk geçerlidir. Ancak idarenin müdahalede geç kalması, müdahalede acizi söz konusu ise hizmet kusuru vardır. Örneğin Madımak olayında olayların önceden olacağı yolunda duyumlar, bildirimler var ve olayın başladığıyla bitişi arasında çok uzun bir süre geçmesine rağmen
idarenin müdahale edememesi söz konusu. Burada artık idarenin aczinden ve hizmet kusurundan bahsedilebilir. Yine tehlikeli durumlara örnek olarak mesela cezaevinden kaçan, Fransa'da yaşanan bir olay, cezaevinden kaçan birisinin saklandığı çiftlikteki alırı yapması sonucu ortaya çıkan zararın tazmininde bu tehlikeli durumlara dayalı tazminat ödendiğini görüyoruz. Ya da işte bir öğretmenin, hamile bir öğretmenin öğrencilerden kaptığı kabı kulak nedeniyle çocuğunun özürlü doğmasında idarenin sorumluluğuna Fransız Danıştay tarafından hükmedildiğini görebiliyoruz. Akıl hastalarının dışarıda verdiği zararlardan dolayı da idarenin tehlikeli durumlar nedeniyle sorumluluğu mümkün. Bir de mesleki risk ilkesi var. Yani kamu görevlisinin mesleği nedeniyle maruz kaldığı risk, kamu görevlisinin uğradığı zararların tazmini, hizmetten faydalanan veya hizmete yabancı üçüncü kişi değil de hizmeti yürüten kişilerin uğradığı zararlarda da mesleki risk ilkesi uygulanıyor. Örneğin bomba imha görevlisi olan kişinin bomba imhası sırasında uğradığı zararın tazmininde yaptığı işin içindeki riskten dolayı mesleki risk ilkesine göre zararının tazmini gerekiyor. Peki sadece kamu görevlileri mi bu ilkeden faydalanıyor? Mesela demin bahsettik, işte itfaiye su getirmeyi unutmuştu, vatandaşlar yardımcı olmuştu. Fransız Danıştay'ın iştahatlarına göre kamu görevine gönüllü olarak katılan kişilerin de uğradığı zararın tazmininde idarenin kusursuz sorumluluğu yoluna bu ilke uyarınca gidilebilir. Mesela yine yaşanan bir olay, bir bayram kutlaması sırasında havai fişek gösterisi yapılacak, küçük bir belediye, yeteri kadar çalışan yok, vatandaşlardan yardım isteniyor. Ve o havai fişekleri patlatma sırasında vatandaşlardan birisi yaralanıyor. Fransız Danıştay diyor ki bu gönüllü katılandır kamu görevine ve bunun uğradığı zararı da tazmini gerekir diyor. İdari kusursuz sorumluluk hallerinden başka birisi ise kamu